5 ile 11'i karıştırınca böyle oldu. Şimdi bugün çok önemli bir, benim için çok önemli hem abim. Hem böyle ben onu görünce biraz susmayı biliyorum. Yani ben kolay kolay susmam biliyorsunuz ama o İzmir'in sokaklarına da hakim, geçmişine de hakim, geleceğini de öngörüyor ve bir yola çıktı. Bence çok da doğru yaptı. Sevgili Taceddin Bayır, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Valla Özal Tatlısım. İyi yayınlar. Taceddin Bey size böyle beydi filan değil. Yani siz benim kaç yıllık abimsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Çok sıra dışı milletvekilliği yaptınız. Bunu bir yurttaşınız olarak. Gerçi sizin bölgenin ben Birinci bayraktarım. bölge. Sizin Ben birdeyim. seçmeniniz değilim ama partinizin hep seçmeniyim. Onun için kızma hakkım da oluyor. Ama çok sıra dışı belediye Sağ olun. başkanlığını yaptığınızı biliyorum. Çok net konuştuğunuzu, milleti kandırarak konuşmadığınızı biliyorum. Şimdi değişik bir yola çıktınız. Evet. Ve hani öyle bir dönemde yola çıktınız ki ben bunu savunuyorum. Gerçekten İzmir tarihine de, Türk siyasi tarihine de damga vuracak gibi bu seçimler. Yani özellikle İzmir lokalinde. Ben önce sorayım. Nereden aklınıza geldi böyle bir olay? Şimdi işin doğrusu beni tanırsın. Yani bu Evet. partiye ben 40 yılımı verdim. Bu parti benim evladım gibi. İl başkanlığı görevinde bulundum. Bu parti beni 2015 yılında bu partinin üyeleri ön seçimde 86 kişi arasında ikinci çıkardılar. Beni parlamentoya gönderdiler. Dediler ki sen bizim İzmir'in parlamentodaki gözü kulağı sesi ol dediler. İlk gittiğimizde 6 ay sürdü 25. dönem milletvekilliği. Bir erken seçim geldi. İkinci dönem aynı listeleri verdiler genel merkez. 26. dönem 1,5-2 yıl sürdü. Sonra 27. dönemde 5 yıl sürdü. Yani topladığınız zaman 3 dönem milletvekilliği yapmışız. 3 kez yemin Ha, etmişiz üç ama kez, evet. İki buçuk, topladığınız zaman 8 bile sene. değil. Yani 8 sene falan. 2'yi bile değil. 2 olsa 10 yıl Doğru. olurdu. 2 yıl bile, 2 dönem bile tamamlamamışsın. Böyle bir hızlı süreç geçti. Sonraki dönemde de malum altılı masayla alakalı yine partinin evlatlarına fedakarlık yapmak düştü. Bize düştü. Farklı siyasi partilere sıralar verilince biz liste dışında kaldık. Bu dönemde öyle gitti. Zaten partiye bizim gibi 40 yıl emek veren insanlar, yani saçlarında bir tek beyaz yokken 23 yaşında girmişsin, yaş olmuş 63. Bizim tarzımızdaki insanlar bir fedakarlık yapılacaksa hep bize yaptırılır, verilir. Biliyorsunuz İyi Parti'nin de meclise girmesindeki 15 milletvekilinden birisiydim ben. Doğru. O fedakarlık benden istenmişti. Yapmıştık. Neden aday oldum? Niye böyle bir şeyi düşündün? Şöyle, özellikle müracaatın son günü uzatıldı biliyorsunuz bir haftada. O uzatma sürecinde saat 5'te bitiyordu. Saat 3-3.30 gibi gene eski bir milletvekili arkadaşım Musa Çam'la birlikte benim büroda televizyon seyrediyoruz ve bir aday arkadaşımız açıklama yapıyor. Açıklama yapan arkadaşımız böyle sanki geldim ben, atandım yani seçildim, aday benim gibi kendinden çok emin ifadelerle ediyor ve öyle de bir şey de süslüyor ki ya ben İstanbul'dan geldim işte Ekrem abi beni gönderdi gibi bir hava yaratıyor. Şu arkadaşı tanıyorum ben. Daha önce İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptı. Sonra anlaşamadılar Tunç Bey'le. Bir takım sıkıntılar oldu. Girmeyeyim o sıkıntılara. Sonra İstanbul'a gitti arkadaşımız. Şimdi oradan ben adayım diye geldi. Bendeki ilk tepki şu oldu. Ya dedim Allah Allah. Yani lafa geldiği zaman İzmir sosyal demokratların kalesi. Atatürkçüler, kalpakları, herkes İzmir'de. Doğru. Aday seçmeye geldiğin zaman milletvekili de olsa, işte belediye başkanı da olsa biz yukarıdan atarız, hallederiz. Biz efendim anket yaparız. Değerlendirmeyle bugünkü değerlendirmesiyle ilgili bir memnuniyet anketi yapabilirsiniz. Bir derece bu da güvenilir bir anket firmasıysa bunu anlarım. Bu sizde kalmak kaydıyla. Bunu anlarım. Ama bir aday seçimini, yeni bir aday seçimini, 9 tane aday adayı var şu anda. Bu 9 aday adayı içinde kim olsun diye bunu anketle yapıyorum meselesi biraz soru işareti kalır. Neden? Çünkü anketin kimin yaptığını kimse bilmiyor. Bilinmemesi gerekiyor zaten. Tek firma yapıyorsan sıkıntı en az 3 tane çapraz yapmak lazım ki yani tek firma satın alınabilir.
bulabilir onu adaylardan herhangi birisi veya bir reklam firması. Artı yani biz Sayın Genel Başkanımızı kurultayda anketle seçmedik. Yani çok açık söylüyorum. Yani biz Sayın Genel Başkanımızı ta mahallelerde başlayan delege seçimi, il kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri, il kongresinde belirlenen kurultay delegeleriyle seçtik. Yani sandığı koyduk. Bizim de aday olmamızdaki espri o haberleri seyrettikten sonra ya İzmir sahipsiz değildir kardeşim. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne emek vermiş bizim gibi aksaçlı da olsa insanlar vardır. İzmir'de doğmuş, İzmir'de büyümüş, İzmir'de ömrünün 1/3'ünü bu partiye adamış. Her konumunda da görev almış, il başkanlığı yapmış, ilçe kongrelerinde divan başkanlıkları yapmış. Bize sorumluluk hissettim yani aday olmam gerektiğini düşündüm. Çünkü genel merkezi bir şekilde birilerinin, bir abilerin uyarması gerekiyor. Vallahi doğru yapması. Benim sizinle ilgili düşüncem, ben sevgili Musa Çam'la da ilgili düşüncem aynı. Siz tarihe çok önemli bir kayıt düşürdünüz. Evet, yani onu yapmak lazım. Ben size bir şey sormak istiyorum. Aslında böyle